dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı ilk turu geçti. Yurt dışı oyları Türkiye'ye getirildi. Yine yüksek güvenlik önlemleri alındı. Yurt dışı oyları da Türkiye'deki sandıklarla eş zamanlı olarak pazar günü 17'de açılıp sayılmaya başlanacak. Bir yanda çuvallar, bir yanda sandıklar. Yurtdışı oylar Türkiye'ye geldi. Mühürlü oy çuvalları ayrı ayrı istiflenip korumaya alındı. 73 ülke, 167 temsilcilikte ikinci turda kullanılan oy sayımız 1.783.107'dir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlamış, 24 Mayıs'ta sona ermişti. İlk turda 12 gün olan oy verme süresi ikinci tur için 5 günde sınırlandırılmıştı. 14 Mayıs seçimlerine kıyasla ikinci tur için yurt dışında sandığa gitme oranı arttı ve oylar kullanıldı, uçakla Türkiye'ye getirildi. Pazar gününe kadar ATO'da saklanacak. 14 Mayıs'ta 1.691.287 seçmen oy kullanmıştı yurt dışında. Seçimin ikinci turunda 91.820 daha fazla oy kullanıldı. Avrupa ülkelerinde kullanılan oylar mühürlü çuvallar içinde getirildi Türkiye'ye. Oyların saklandığı salonda güvenlik had safhada ama kapıya bu kez kilit vurulmadı. Çünkü hala gelmeye devam eden oylar var. Onların tamamlanmasıyla yurt dışı oyları 5 kilitli kapının ardında muhafaza edilecek. Yurt dışındaki seçmenlerin iradesini yansıtan çuvallar pazar günü oy verme işleminin tamamlanmasıyla açılacak ve oy sayımına başlanacak. Gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 28 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek.